Merhabalar arkadaşlar, 4. sınıf matematik dersi 1. dönem 2. yazılıya hazırlık videosuyla yine birlikteyiz. 2. ve 3. hazırlık videosuyla da sizlerle birlikte olacağım. Mıstık Fenci'de tüm 4. sınıf matematik videolarını izleyip yazılıya hazırlanabilirsiniz arkadaşlar. 1. soruyla başlayalım. Arkadaşlar, aşağıda okunu şu verilen doğal sayıların rakamla yazınız. 6.212, 4 basamaklı bir sayıdır. Hemen yazalım. 6212 7203 yine 4 basamaklı 7203 onlar basamağında olmadığı zaman 0 koyuyoruz arkadaşlar. 500 6240 240 burada dikkat ettiyseniz 10 binler basamağında olmadığı için 0 koyuyoruz. 16280 16000 280 yazıyoruz arkadaşlar aşağıda rakamlarla verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız bakıyoruz 1890 hemen 1890 ikincisi 505441 500 5

8 bin bin binler bölüğünü yazdık. Şimdi birler bölüğünü yazıyoruz. 100 20 bir arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam edelim. Bir otobüs günde 473 kilometre yol gidiyor. Otobüs 8 günde kaç kilometre yol gider? Arkadaşlar bu bir çarpma sorusudur. Hemen 473 ile 8'i Çarpalım arkadaşlar. 8 kere 3, 24. 24'ün 4'ü elde var 2. Elde yazarsak unutmayız. 8 kere 7, 56. 2 de elde, 58. 58'in 8'i elde var 5. 8 kere 4, 32. 5 daha, 37 arkadaşlar. O halde bu otobüs 8 günde 3784 km yol gider arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam edelim. Bir çıkarma işleminde eksilen 8743 fark 2178 ise çıkan kaçtır? Arkadaşlar çıkarma işleminde çıkanı bulmak için çıkar taktiğimiz vardı. O halde arkadaşlar hemen bir yazalım. 8743 ile bir sayı çıkarılmış herhangi bir sayı çıkarılmış burasına çıkan diyorduk arkadaşlar fark ne ne bulunmuş? 2178. 2178 çıkmış. Arkadaşlar formülümüz vardı. Çıkanı bulmak için çıkar. Yani eksilenle 8743 ile farkı 2178'i çıkarırsak çıkanı buluruz arkadaşlar. Hemen çıkaralım. 3'ten 5 çıkmaz. 1 onluk buradan aldık arkadaşlar. 13'ten 8 çıktı. 5. Burada 3 onluk kalmıştı. 3'ten 7 çıkmaz. Buradan bir onluk alıyoruz. 13'ten On 7 çıktı 6. Burada kalmıştı 6. 6'dan 1 çıktı 5. 8'den 2 çıktı 6. Cevabımız ne çıkacak arkadaşlar? 6565 çıkacak arkadaşlar. 5. Erkan'ın 258 tane misketi var. Bu misketleri 6 arkadaşını eşit olarak paylaştırılıyorsa, arkadaşlar paylaştırılıyorsa kelimesini gördüğümüzde ne yapıyorduk? Bölme yapıyorduk. O halde 258'i 6'ya bölüyoruz. Arkadaşlar öncelikle sırasıyla bakıyoruz. 2'de 6 yok. 25'te 6 4 kere var. 4 kere 6 24. Çarpım tablosunu arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Bilmemiz gerekiyor. Bölme işlemi yapabilmek için çarpım tablosunu bilmemiz şart. 5'ten 4 çıktı 1. 8'i aşağıya indiriyorduk. 18'de 3 kere var. 3 kere 6. 18, 0, 0. O halde 43 misket düşer arkadaşlar. Her birine 43 misket düşer arkadaşlar. Devam ediyoruz. 6. soruda 6, 0, 8 sayılarını birer kere kullanarak aşağıda istenen sayıları yazalım. En büyük 4 basamaklı sayı. Arkadaşlar en büyük dediği zaman ilk rakam en büyük rakamı başa yazıyoruz. 8, sonra 6, sonra 1, sonra 0. 4 basamaklı en büyük 8610. En küçük 4 basamaklı. Arkadaşlar en küçük dediği zaman en küçük sayıdan başlıyoruz. Fakat 4 basamaklı dediği için 0'ı başa yazamayız. O halde 1'i başa yazıyoruz. 1, 0, 6, 8. Yani 1068 en küçük 4 basamaklı sayı oluşturulmuş olur. En büyük 4 basamaklı çift sayı diyorsa, çift sayı dediği için sonu 0, 2, 4, 6, 8 ile bitmesi gerekiyor. En büyük dediği zaman yine en büyük sayı başa 8, 6, 1, 0 yazdığımızda 8610 en büyük 4 basamaklı çift sayı olur oluşturulmuş olur. En büyük 4 basamaklı tek sayı diyor arkadaşlar. Yine en büyük olacaksa 8 başa 6 tek sayı dediği için arkadaşlar sonu 1, 3, 5, 7, 9 da bitecek. Buraya 1 yazıyoruz. Buraya 0 yani 8601 olacak. 7. soruyla devam edelim. Okulumuzda 285 kız öğrenci Kız öğrencilerden 29 fazla erkek öğrenci vardır. Buna göre okulumuzda toplam kaç tane öğrenci vardır? İlk önce arkadaşlar erkek öğrenci sayısını bulalım. Erkek öğrenci sayısını bulmak için de kızlardan fazla dediği için arkadaşlar ne yapacağız? Toplayacağız. Yani 385 ile arkadaşlar 29'u toplarsak, 29'u toplarsak ne çıkar? 414. 410 4 çıkar arkadaşlar. Şimdi toplam öğrenci sayısını istiyor. Kaç erkek var? 414. Kaç kız öğrencimiz var? 385. Topladığımızda arkadaşlar 4, 5 daha 9. 1, 8 daha 9. 4, 3 daha 7. Yani 9, 799 öğrencimiz vardır. Devam ediyoruz. 8. soruda yandaki toplama işlemine göre A artı B artı C kaçtır diyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar 6 4 daha 10 7 dediği için demek ki 17 olacak. C yerine kaç yazabiliriz? 7 yazarsak 17. 17'nin 7'si. Elde var 1. 1'i buraya yazmazsak arkadaşlar B'yi yanlış buluruz. 1 8 daha 9. 16 etmesi için kaç yazmamız lazım arkadaşlar B yerine? 16'dan 9 çıkarsa 7. Yani 7 yazmamız gerekir. 7, 8, 15, 1 de elde 16. 16'nın 6'sı elde var 1. Yine 1'i yazmazsak hata yaparız. 1, 1 daha 2, 9 daha arkadaşlar 9, 2 daha 11. Ne olacak? 3, 3 daha 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 5, 1 daha 6, 1 de elde arkadaşlar 7. O halde A'yı kaç bulduk? 3 artı b7, c7 bulduk. 7, 7 daha 14, 3 daha 17 buluruz arkadaşlar. Aşağıda verilen toplama işleminde verilmeyen sayıları yazalım. Arkadaşlar burada bir varsa demek ki ondan büyük bir sayı. 9'un üzerine kaç koyarsak 11 olur arkadaşlar. 2, yani 2. 9 daha 11. 11'in biri hemen biri eldeyi yazmazsak yanlış olur arkadaşlar. 5 bir daha 6 bir de elde 7 olur arkadaşlar. 0 5 arkadaşlar burası ne olacak? 5 olacak. 15 olamaz çünkü buraya 10 yazamayacağımız için 15 olamaz 5 olacak. Yani 0 5 daha 5. Arkadaşlar burası 9 2 7 daha 9 eder. Arkadaşlar burası 9 sa burası ne olursa 9'dan 4 çıkarsak 5 yani 4 5 daha 9 buluruz arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar burası 1 olması için ondan büyük bir sayı olması lazım. 8'de kaçı toplarsak 8 3 daha 11. 11'in 1'i arkadaşlar bu 1'i unutmuyoruz. O halde arkadaşlar 4 etmesi için buraya ne yazmamız lazım? 1 4 daha 5. 5'ten büyük olduğuna göre demek ki buraya daha büyük bir sayı yazmamız gerekir. Arkadaşlar 14. 14'ten 5 çıkarsa 9. Veya şöyle de yapabiliriz. 9 4 daha 13. Bir de elde 14. 14'ün 4'ü elde var. 1. Yine elde yazıyoruz arkadaşlar. Buraya kaç yazarsak 15 eder. 7, 7, 14. Bir de elde 15. 15'in 5'i elde var. 1. Yine elde yazmayı unutmuyoruz. 4. Bir de elde 5. 3 daha 8 eder. O arada oraya kaç yazıyoruz? 4 yazıyoruz. Eldeleri unutursak sorumuz yanlış buluruz arkadaşlar. Devam edelim. Bir ilçede 4563 kadın Kadın sayısından 1272 az erkek vardır. Çocukların sayısı ise 1003'dür. Buna göre ilçede toplam kaç kişi vardır? Arkadaşlar önce kadın sayısını verilmiş erkek sayısını bulmalıyız. Erkek sayısını bulalım. Sayısından az dediği için arkadaşlar ne yapacağız? Çıkarma işlemi yapacağız. Yani 4563 ile 1272'yi çıkarırsak erkek sayısını buluruz. 3'ten 2 çıktı 1. 6'dan 7 çıkmaz. 16'dan 7 çıktı 9. Burada kalmıştı 4. Bir onluk aldığımız için arkadaşlar. 4'ten 2 çıktı 2. 4'ten 1 çıktı 3. Yani 3291 erkek varmış arkadaşlar. Bu erkek sayısı. Peki toplam sayıyı istiyor. Erkek sayısı kaç? 3291 bu erkek. Kadın sayısı 4563. Çocuk sayısı da arkadaşlar 1003'müş. Toplam kaç kişi var diyor. 3, 3 daha 6, 1 daha 7, 9, 6 daha 15, 15'in 5'i elde var. 1, 5, 2 daha 7, 1 de elde 8, 4, 3 daha 7, 8. 8857 kişi var. Aşağıda sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor arkadaşlar. Küçükten büyüğe dediği zaman öncelikle arkadaşlar basamak sayılarına bakıyoruz. Burası kaç basamaklı? 6. Burası 5, burası 5, burası 5, burası 6. Arkadaşlar 6 basamaklı sayı her zaman 5 basamaklı sayıdan büyüktür. Baktığımızda 6 basamaklı 2 taneye baktığımızda en büyüğü kaç? 100.000 bin, 962.000. Bin. O halde 960 2307 en büyük sayımız. Bir küçüğü ne olacaktır arkadaşlar? 100.248. Şimdi en küçük sayıya bakıyoruz arkadaşlar. 19.000, 86.000, 24.000. En küçüğü kaç? 19.000. O halde 19.613. Sonra 24.640, 86.000 326 şeklinde sıralarız. Arkadaşlar en büyüğü ve en küçüğü bulup hemen onları yazmamız bizim için avantaj sağlar. Diğer soruyla devam edelim. Bir toplama işleminde toplanan 4057, toplam 8289 ise diğer toplanan kaçtır? Toplananı bulmak için çıkar diyorduk. O halde birinci toplananımız 4057, ikinci toplananımızı bilmiyoruz. Toplam ise arkadaşlar 8289'muş. Toplananı bulmak için çıkar diyorduk arkadaşlar. Yani 8289 ile 4057'yi çıkardığımızda biz diğer toplananı buluruz. 9'dan 7 çıktı 2, 8'den 5 çıktı 3, 2 aşağıya, 8'den 4 çıkarsa arkadaşlar 4. Yani diğer toplananımız kaç çıkar? 4232 çıkar arkadaşlar. Hemen diğer soruya devam edelim. Aşağıdaki yuvarlamaları yapınız diyor arkadaşlar. En yakın onluğa yuvarlama. Arkadaşlar en yakın onluğa yuvarlamada birler basamağına bakıyorduk. 5'ten büyükse hemen onlar basamağını 1 arttırıyorduk arkadaşlar. Hemen yapalım o halde. Bakıyoruz 8 5'ten büyük. O halde 84.250. 4'ü 1 artarsak 5 olur. 97 arkadaşlar 5'ten büyük olduğu için burayı bir arttırdığımızda ne olur? 100 olur. Bakıyoruz 5, 5 ve 5'ten büyük olursa burayı bir arttırıyorduk. 1830. Yüzler basamağına yuvarlamada ise arkadaşlar, yüzlüğe yuvarlamada onlar ve birler basamağına bakıyorduk. 50'den büyükse bir üste yuvarlıyorduk arkadaşlar. Bu 50'den büyük olduğu için hemen yüzler basamağı yüzler basamağını bir arttırıyorduk. O halde 200 devam edelim. Hemen onlar ve birler basamağı 87 50'den büyük olduğu için 3'ü bir arttırıyorduk. 54.400 Arkadaşlar baktığımızda 50'den küçük ise hemen ne yapıyorduk? Buraya karışmıyoruz. 0 0 yazıyorduk. 1600 bulunur arkadaşlar. Diğer soruyla devam edelim. Aşağıda çarpma ve bölme işlemlerini kısa yoldan yapalım. Arkadaşlar kısa yoldan çarpma yaptığımızda sıfırları hemen diğer sayının yanına ekliyorduk. Yani 25 yazıyoruz. 2 sıfır 100 olduğu için 2 sıfır ekliyoruz. Hemen 8740 10 çarptığımız için bir sıfır ekliyoruz. 303'ü yazıyoruz. 1000 çarptığımız için 3 sıfır ekliyoruz arkadaşlar. Bölme işleminde tam tersi arkadaşlar. Hemen kısaca 10'a bölüyorsak bir sıfırını siliyoruz. 100'e bölüyorsak iki sıfırını siliyoruz. Yine 100'e bölüyorsak iki sıfırını siliyoruz ve kalan sayıyı yazıyorduk. Kalan sayıyı hemen yazalım. Kaç oldu? 75.945 60 kaldı arkadaşlar. 6.000'i 100'e bölersek 60. 234.000'i 100'e böldüğümüzde Diğer soruyla devam edelim. 612.901 doğal sayısı için verilen ifadelerden doğru ise D, yanlış ise Y koyun diyor. Basamak değerleri en büyük olan 9'dur. Hayır arkadaşlar basamak değeri en büyük olan 6'dır. O halde 1 yanlış. Binler bölüğündeki sayının sayı değerleri toplamı 9'dur. Hemen binler bölüğüne bakıyoruz arkadaşlar. 6, 1, 2. 6, 1 daha 7. 2 daha 9 evet 9 doğru arkadaşlar. Sayı değerleri toplamı 20'dir. Toplayalım. Burası 9. 9 daha 18, 1 daha 19 etti. Yanlış. Basamak değerleri toplamı 612.901. Çocuk arkadaşlar sayıyla basamak değeri toplamı birbirine eşittir. O halde doğru arkadaşlar. Hemen çözümlenmiş olan doğal sayı hangisidir diyor arkadaşlar. 4 çarpı 100, 400, 90 çarpı 1000, 490, 8 çarpı 1000, 498 bin. Hemen 498 bin binler bölüğünü oluşturduk. Arkadaşlar bakıyoruz 100 yok hemen 0 yazıyoruz. Bakıyoruz 10 var mı Onluk var. 2 kere 10 20. 2'yi yazıyoruz. 5 kere 1 5. O halde sayımızı binler bölüğü 498 bin 25. Hangi şıkta var? C şıkkında var arkadaşlar. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup bildirimleri açabilirsiniz. İkinci ve üçüncü hazırlık videosu da görüşmek üzere.